kebapları 6 olan 3 farklı doğal sayının toplamı en az kaçtır? Bakın 3 tane sayı var. Bu 6 demek, bu 3 sayının içinde 6 çarpanı var demektir. Bu 3'ü 6'ya bölünüyor demektir. Sen şimdi bunun en küçük olmasını istiyorsan 6 ve 6'nın katlarını seçmek zorundasın. Bu 6 demek 6'nın böldüğü bir sayı olacak demektir. O zaman 6'nın yanına 1 diyelim. Yani birinci sayıyı 6 seçelim. 3 farklı demeseydi 3'ünü de 6 seçerdim. Toplamı en az olsun istiyorum. O zaman diğerine 2 seçelim. Diğerini de 3 seçelim. Bakın 3'ü de ne oldu? 6'nın katı oldu. Yani 3'ünün de OBEB'i 6. Ama burada yanına seçtiğiniz bu rakamlar, sayılar var ya, ne olacak biliyor musunuz? Aralarında asal olacak. Düşünsenize. Buraya 2'yi verdim, buraya 2'yi verdim, buraya 2'yi verdim. OBEB 6 olmaz ki o zaman. 6'nın yanında bir de 2'ler gelir, değil mi? 6'dan hariç bir de 2'ye bölünmüş olur. Dolayısıyla OBEB 6'dan büyür. Demek ki ne olacakmış sevgili arkadaşlar? 6'nın yanına seçtiğiniz sayılar aralarında asal olacakmış. Yani her üçünü de bölebilen bir başka sayı olmayacakmış. 6 çarpı 1'den 6. Diğeri 12, diğeri 18 olmuş olur. Toplarsak ne oldu? 36. Bu sefer ekoku, yani en küçük katı 75 olan 3 tane sayı istiyor. En çok diyor. O zaman birini 75 seçelim. Aynı olamayacağı için 3'ünü de 75 seçemiyorum. Bunun bir düşük katı nedir? 2'ye bölerim ama bölünmüyor. 3'e bölerim, 25. 4'e bölünmüyor. 5'e bölerim, 15. İşte 15'in, 25'in ve 75'in katı olan en küçük sayı 75'tir. Bunların toplamını soruyor. Neymiş? 115'miş. OBEB'lerini verince kat alıyoruz. OKEK'lerini verince geriye doğru düşürüyoruz, değil mi? Çünkü bunların katı olacak OKEK dediğimiz. A ve B'nin EBOB'u 4'müş, toplamları 24. Bakın bu tarz sorularda yapman gereken şey şu. A ve B iki sayı. Bunların EBOB'u 4 müymüş? O zaman A'nın içinde 4 olacak. B'nin içinde de 4 olacak. Şurayı düzeltelim. 4y. Burada bakın 4'ün haricindeki çarpanlar x ve y ne olacak? Aralarında asal olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü x ve y aralarında asal olmazsa, yani x'i ve y'yi bölebilen atıyorum 3 var diyelim. O zaman 3 de OBEB'e dahil olacak ve OBEB 4 olmaktan çıkar. 3 de eklenir, 12'ye dönüşür, değil mi? X ve Y aralarında asal olacak. Peki. A ile B'nin toplamı 24'müş. A'ya biz ne demiştik? 4X. B'ye ne demiştik? 4Y. Toplarsan ne olur? 24. 4 parantezinde X artı Y eşit 24. Sadeleştirdik. X artı Y eşit 6. Şuraya yazıyorum. X artı y eşit 6. X ve y nasıl sayılardı? Aralarında asal olacaktı hocam. Peki. O zaman ne diyebiliriz? Toplamları 6 olacak şekilde. 1'e 5 deriz. 2'ye 4 diyemeyiz. Aralarında asal olmaz. 3'e 3 diyemeyiz. Aralarında asal olmaz. 4'e 2 diyemeyiz. Bir de 5'e 1 diyebiliriz. Zaten aynısı, değil mi? O zaman iki ihtimal var. 1'e 5 ya da 5'e 1. A'nın alabileceği değerler toplamı. A dediğimiz neydi? 4x. B dediğimiz 4y. X'e 1, y'ye 5 dersek burası 4, burası 20 olur. Tam tersi x'e 5, y'ye 4 dersek
Burası 20, burası 4 olur. A'nın alabileceği değerler neymiş? 4 ya da 20'ymiş. Toplamı ne olur? 24 olur sevgili arkadaşlar. Demek ki bu tarz çok soruyla karşılaşacaksınız. Bu tarz sorularda ne yapıyoruz? OBEB'i biliyorsak A'ya OBEB'in X katı, B'ye OBEB'in Y katı deyip işlem yapıyoruz. Burada X ve Y'nin aralarında asal olduğunu asla unutmuyoruz. Ona göre işlem yapıyoruz. Anlaştık mı? Haydi bakalım neymiş? A ve B doğal sayılar. A ve B'nin EBOB'u 3. Hemen ne yapıyoruz? A'ya 3x diyoruz. B'ye 3y diyoruz. X ve Y aralarında asal olacak diyoruz. Peki yaz yerini o zaman hemen. A gördüğüm yere 3x, B gördüğüm yere 3y yazıyorum. Bölü 3x eksi 3y neye eşitmiş sevgili kardeşlerim? 5 bölü 2'ye. İçler dışlar çarpımı yaparsan 6x artı 6y neye eşit olur? 15x 15y'ye çıkartılmış haline eşit olur. Peki x'i bu tarafa, y'yi bu tarafa alıyorum. 21y neye eşit sevgili kardeşlerim? 9x'e. O zaman y'yi bu tarafa, 9'u da bunun altına alalım. X bölü y neye eşit olacaktır? 21 bölü 9'a. X ve y nasıl sayılardı? Aralarında asal sayılardı. O zaman sadeleşememeleri lazım. Sadeleştirebildiği kadar sadeleştir. 7'ye 3. İşte kalan sayılar x ve y'dir. X 7'ymiş, y 3'müş. A dediğimiz 3x'ti. X'i 7 bulduk, 21. B dediğimiz 3y'ydi. Y'yi 3 bulduk. Neymiş y? 9'muş. Bunların çarpımını soruyor. A çarpı B 21 çarpı 9'dan 189. Bakın mantık aynı. Çoğu soruda bu mantığı kullanıyoruz. Yine aynı şekilde A ve B'nin OBEB'i 8 ise A'ya 8x derim. B'ye 8y derim. X ve Y aralarında asal olacak derim. Peki. A gördüğüm yere 8x yazıyorum. B gördüğüm yere 8y yazıyorum. Neye eşitmiş? 3 bölü 5'e. Sadeleştir şunları. X neymiş? 3. Y neymiş? 5. X 3, Y 5 ise A nedir? 24. B nedir sevgili arkadaşlar? 5 kere 8, 40. 24 artı 40'ı soruyor bize. 64. Çok çekmiş bu obe bokek ya. Evet, sıradaki örneğimiz. Yapmışlar cevapları. Peki. Bakın bir A sayımız var. Bir de 18 sayımız var. Bu iki sayının OBEB'i 6, OKEK'i 72. Ben yıldızlı bir özellik vermiştim hatırlıyorsanız. İki sayının çarpımı OBEB'leriyle OKEK'lerinin çarpımına eşit. Sayılardan biri A, diğeri 18 eşittir. Bu iki sayının OBEB'i 6, OKEK'i 72. Ya şunu yapamıyorsunuz ya. Üzüyorsunuz beni valla. 3. Sadeleştir. Kaç kere var? 24 mü? A neymiş sevgili arkadaşlar? 24'müş. Yani 8 çarpı 3. 2'nin kübü çarpı 3.
Neyi soruyor bize? A'nın pozitif bölen sayısını. Kuvvetlerini birer artırıp çarpıyoruz. 8'miş pozitif bölen sayımız. Anladım herkes. Hemen bir evet alayım anlayanlardan. Ekoku 112 olan ardışık iki çift sayının toplamı kaçtır? 30 dedi Rabia. Beyza Nur 30 dedi. Evet, cevaplar gelmeye başlıyor. Kaptınız herhalde o bakayım biraz biraz. Hadi bakalım. Sus pus duruyordunuz. Çok moralim bozuluyordu ya. Evet, diğer arkadaşlar katılın derse. Haydi siz girmeyecek misiniz bu sınava? Özlem 30 dedi. Ekoku 112 olan ardışık iki çift sayının x ve x artı 2 olsun. Ardışık sayılar, ardışık çift sayılar ikişer ikişer artan sayılardır. Değil mi arkadaşlar? Ekoku 112. Peki EBOB'u nedir bu iki sayının? İki değil midir? Özellik olarak vermiştik. Ardışık tek sayıların OBEB'i 1. Ardışık çift sayıların OBEB'i 2'dir. Ardışık sayıların OBEB'i 1'dir. Peki. Bu iki sayının çarpımı özelliğini kullanıyorum. OBEB'leri ile OKEK'lerinin çarpımına eşittir. O zaman x çarpı x artı 2 neye eşittir sevgili arkadaşlar? 224. 15 olsa 225 yapar 15'in karesi. O zaman 14 desek 14'e 16 sağlar herhalde değil mi? X neymiş o zaman? 14'müş. Bu iki sayının toplamını soruyor. 14 artı 16 eşittir 30. Ne kadar kek. Bak özelliği bilince ne kadar kolay aman Allah'ım. Haydi sıradaki soru gelsin. Soru yokmuş, not varmış. Bu az önce yaptığımız tarz sorulardı arkadaşlar. Sayılar ayrı ayrı asal çarpanlarına ayrıldığında OKEK bulurken ortak olan ve olmayan hepsi alınır. Ortak olanlardan kuvveti büyük olan alınır. OBEB'de ise sadece ortak olanlar alınır. Ortak olanlardan ise kuvveti küçük olan alınır diyoruz. Burada o tarz örneklerden değişik başka tarz örnekler var. Onlara bakacağız. Haydi bakalım bunu bul önce. Yapmıştık zaten bundan. ABC'nin OKEK'i. OKEK bulurken ortak olan çarpanlardan kuvveti büyük olan... Affedersiniz. 3 üzeri 4, ortak olmayan 5'in karesi ve 7'nin kübü. OBEB bulurken sadece ortak olanlardan kuvveti küçük olanı alıyoruz. Çarpı 3'ler ortak, kuvveti küçük olan 3'ün karesi, 5'ler ortak değil, 7'ler ortak değil. OKEK ve OBEB bulundu. Haydi bakalım. Şimdi önemli bir soru tarzı arkadaşlar. Dikkatli dinleyelim. A sayısını 180 ve 480 sayısının OBEB'i 12'ymiş. Yani 2'nin karesi çarpı 3. OKEK'i de buymuş. Şimdi 180 sayısını bir asal çarpanlarına ayıralım. 18 çarpı 10. 18 nedir? 2 çarpı 9. Çarpı 2 çarpı 5. Yani 2'nin karesi, 3'ün karesi 5. 480'i ayıralım. 48 çarpı 10. 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5. Yani 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5. Bir de ne var? A sayımız var. Şimdi bu üçünün OBEB'i 12 ise
A'nın içinde de 12 yani 2'nin karesi çarpı 3 olması zorunludur sevgili arkadaşlar. Peki şimdi A'nın en küçük değerini arıyorsak A'ya mecbur olduğumuz sayıları vereceğiz. Şimdi ben bu haldeyken bunu size verdiğimde o kek nedir dediğimde siz ne yapıyorsunuz? Hocam ortak olan çarpanlar varsa bu çarpanlardan kuvveti büyük olanı alıyoruz. Ortak olmayanlar varsa onları da alıyoruz. Doğru mu? Şimdi ben şöyle daha iyi görmeniz için bir aşağıya aynı hizada yazmak istiyorum. 2'nin karesi, 3'ün karesi 5. 480, 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5. Bir de ne var? A sayımız var. A'da en az ne olacak dedik? 2'nin karesi çarpı 3. Peki. Bunların o kekleri A sayısı 180 ve 480 sayısının o kekleri 2 üzeri 5 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 7'ymiş. Tamam mıyız buraya kadar? Şimdi gel beraber düşünelim. Biz A'yı biliyor olsaydık o keke sayı seçerken ne yapıyorduk? İkiler ortak. He diyoruz. Bakıyoruz ikilere. Ortak olan ikilerden kuvveti büyük olanı alıyoruz. Ne almışız? 2 üzeri 5. Var mı burada şu an? Var. Nerede var? 480'in içinde. Eğer bunlar da olmasaydı bir yerden gelecek bu. A'dan gelmiştir diyecektik. O zaman A'ya 2 üzeri 5 vermemiz lazım kesin diyecektik. Ama şu an için öyle bir zorunluluk yok. A'nın biz en asgari değerlerini arıyoruz. 3'ün karesini seçmişiz o keke. Bakıyoruz. Buradan seçmişimdir. A'da olma zorunluluğu yok. 5'i seçmişiz. Bu ikisinde var. A'da olma zorunluluğu yok. Hatta olamaz. Sen eğer buraya da 5 dersen üçünde de 5 olduğu için OBEB 12 olmaktan çıkar. 12 çarpı 5 60'a dönüşür. Dolayısıyla 5'i hiç veremez. Bir de 7 gelmiş. 7 burada yok. Burada da yok. Nereden gelecek? Uzaydan gelecek hali yok ki A'dan gelecek. O zaman A'nın en küçük değeri neymiş sevgili arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7. Burası zaten OBEB'i sağlayan değer. Bu da diğerlerinde olmadığı için A'dan gelmesi gereken değer. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi geldik önemli olan kısma. Kayıt açtım. Şimdi sizin mikrofon izinlerinizi de açıyorum. Anlamadığınız yer olursa mikrofonla bağlanıp anında sorun çünkü çok önemli burası. Şimdi diyor ki A kaç farklı değer alabilir? Bu bulduğumuz en az değerdir. Demek ki bundan farklı değerler de olabiliyor. Şimdi dikkat edelim. Ben size şöyle desem. 2 üzeri 5, 2 üzeri 5, 2'nin karesi. 3 tane çarpan. O kek bulurken bunlardan hangisini alıyorsun? Kuvveti büyük olan ya bu ya bu fark etmiyor. 2 üzeri 5. Peki. 2 üzeri 5, 2 üzeri 4, 2'nin karesi dese. Gene bunu alıyorsun. O zaman bak. A dediğin 2'nin karesi en az değer. 2'nin kübü olsaydı o keki bozuyor muydu? Gene 2 üzeri 5'i alacaksın. Bozmuyordu. Peki 2'nin dördüncü kuvveti olsa o keki bozuyor muydu? Yok. 2'nin beşinci kuvveti olsa burada yaptığım gibi gene bozmuyor. 2'nin altıncı kuvveti olsa o zaman bozar. Çünkü o kek artık 2 üzeri 5 değil. Buraya 2 üzeri 6'nın gelmesi gerekir. O zaman A dediğiniz sayıya neydi A'nın en az değeri? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 idi. 3 tane 2'yi 2 üzeri 5 olana kadar keyfi bir şekilde ekleme şansın var. Ne OBEB'i bozuyor ne o keki bozuyor.
Peki 3'lere gel. 3'ün karesi demişiz o kekte. Bizde ne var? A'da 3 var. Burada da 3'ün karesi olsa o kek bozulacak mı? Bozulmuyor. OBEP bozulacak mı? OBEP zaten şurada bir tane olduğu için gene bir tane 3 olacak. Bozulmayacak. O zaman bir tane 3'ü de keyfi bir şekilde yazabilirsin. 5 yazma şansın yok. 7'nin kuvvetini artırma şansın yok. O zaman o kek 7 değil. Mesela burası 7'nin karesi olsa o kek de 7'nin karesi olur, değil mi? İşte bunları keyfi bir şekilde ekleyebilirsin. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3. Bununla oluşabilecek çarpanlar ya da bölenler, pozitif bölenler kaç tanedir? Kuvveti birer artırarak çarpıyorum. 8 farklı bu sayıları bölen sayı varmış. Yani bu çarpanlarla oluşabilecek bölenler varmış. O zaman bu 8 tanesini buraya eklediğinde 8 farklı A sayısı elde etmiş olur. Göremedin mi bu 8 taneyi? Bak şimdi. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7. Hiç eklemiyorum. Birinci durum. Bir tane 2 ekliyorum. 2 tane 2 ekliyorum. 3 tane 2 ekliyorum. 3, 2'nin karesi 3, 7. Şu zaten var. Bir tane daha ekliyorum. 2 üzeri baş. Hiç eklemedim burası. Bir tane ekledim. Şurada hata yapmışız. 2 üzeri 3. 2 üzeri 4, 2 üzeri 5. Peki 2'nin karesi bir tane 3 ekledim. 2 tane 2 bir tane 3 ekledim. 3 tane 2 bir tane 3 ekledim. 4 tane özür dilerim. 2 3 tane 2 ekledim. 2 üzeri 5 bir tane 3 ekledim. 3'ün karesi. Bakın A'nın alabileceği değerler bunlar. Bunlardan biri ise A, ne OBEP bozulur ne o kek bozulur.